Arkadaşlar güncelleme ve event notları yayınlanmış. Beraber şöyle bir bakalım e, neler geliyormuş. Daha sonra da videoyu yavaştan bitiririz. İlk olarak etkinlik notlarından başlayacağız. Event notlarından başlayacağız daha doğrusu. E, bir bakalım neler gelecekmiş. Şöyle inelim aşağı. Arkadaşlar tüm kostümlere %40 indirim geliyormuş. E, bu güzel aslında. Hani özellikle ihtiyaç duyduğunuz, acil almanız gereken kostümler varsa alabilirsiniz. Ancak... Şunu da belirteyim arkadaşlar Black Friday de yakında gelecek. Yani eğer Black Friday beklemek isterseniz bunu pas geçebilirsiniz çünkü Black Friday ne kadar kaldı? Yani Black Friday arkadaşlar Kasım'da çok bir vakti kalmadı. Bu ay hangi ay? Ekim mi? İşte bir buçuk ay falan kaldı arkadaşlar. Bir buçuk ay sonra büyük bir ihtimalle hani kesin olarak söylemiyorum ama büyük bir ihtimalle gene tüm kostümlerde indirim gelecek ve bu sefer %50 olacak %40 yerine. Hani o zaman daha da indirimde olacak. Eğer o zaman almak isterseniz biraz daha kristal hani kristalden şey yapmak isterseniz, tasarruf etmek isterseniz onu bekleyebilirsiniz ama yok hani acil ihtiyacınız olan kostümler varsa bu etkinlikte de alabilirsiniz. Tüm kostümlere indirim geliyormuş çünkü. Yani gene güzel bir haber. Devam edelim. Arkadaşlar karman büyüme bonus görevi var. Evet e, karnıca kategori 4 geliyormuş onu görmüş olduk burada. Kategori 4'e basarsanız bir takım ödüller veriyormuş. İşte kostüme basarsanız bir takım ödüller veriyormuş falan filan. Devam edelim. Karakter sıralama etkinliği geliyormuş arkadaşlar. Karnıç için ve kristal ödülü veriyormuş. Bu da güzel. Karnıç karakterini kasarsanız kristal ödülü alabilecekmişsiniz. bunun dışında arkadaşlar bir bir event daha geliyor. Evet. Arkadaşlar alışık olduğumuz eventlerden biri. Yani aşağı yukarı zaten her ay falan geliyor. Şöyle bakalım. arkadaşlar belli görevleri yaparak günde 50 token toplayabiliyorsunuz. 2 haftada da toplamda 700 token toplayıp şu aşağıdaki ödüllerden alabiliyorsunuz. güzel ödüller var. Kart var, işte CTP var. Mega kategori 2 bileti var. Ee, ondan sonra artefakt falan var. Gayet güzel. Ben artefakt alabilirim arkadaşlar. Çünkü Moonlight artefaktını hala alamadım. Ee, ve ona da ihtiyacım var. Çünkü kategori 4 bende o karakter. Ee, yani bakalım. Eğer çıkaramazsam sandıktan falan mecburen buradan şey alacağım. Artefakt alacağım. Ama çıkarabilirsem bir ihtimal. Şansım yaver giderse o zaman premium kartta alabilirim. Ama ben e, çoğunuz arkadaşlar e, premium kart tavsiye ederim onu da belirteyim. Devam edelim. Ay, arkadaşlar altın dükkanı geliyormuş. Ben altın dükkanını oldum olası sevmişimdir. E, altın dükkanı bayağı güzel oluyor arkadaşlar. Yani bunu kesinlikle değerlendirin derim. Baya güzel ödüller var. E, bunun dışında her hesaba karantin madde ve non karanlık taşı gönderilecekmiş. Güzel. Ee, Sonra arkadaşlar alt şey, enerji harcama bonus görevi var ee, belli ödüller alabiliyorsunuz bu da güzel Artefakt çıkarma ücretinde arkadaşlar indirim geliyormuş %50 ee, Yani yanlış taktığınız artefaktınız varsa falan çıkarabilirsiniz 7 gün giriş etkinliği geliyormuş kristal ödülü yok ama güçlenme puanı falan var Yani aşağı yukarı bu kadar arkadaşlar Bir de bunların tarihlerine bakalım tarihlerinden bahsetmeyi unuttum Eee Evet tüm kostümlerde indirim arkadaşlar ee, ne zaman geliyormuş ee, Salı olarak mı görünüyor bakalım Evet arkadaşlar bugün gibi görünüyor yani Salı olarak görünüyor Güzel sanırım şu anda gelmiş oyna tam emin olmayarak da söylüyorum Sanırım arkadaşlar bu akşam gelecek ee, bu Etkinlikler. Her neyse şurada da bakıyorum. Evet. Yani şeye bakıyorum da. Yani bugün mü eklenecek? Tam anlamadım. Bu tarihe neden daha açık yazmamışlar anlamıyorum. Neyse devam edelim. Karnatı için sıralama etkinliği arkadaşlar şeyde gelecekmiş. Cuma günü gelecekmiş devam edelim. Bunun dışında token etkinliği gene bugün geliyormuş arkadaşlar. Ee, onun da bilgisini vereyim. Ee, büyük ihtimalle akşam 6'dan sonra gelecek. Daha sonra altın dükkanı gene çarşamba günü geliyormuş. Yarın geliyormuş. Evet, bu, bu çok önemli değil. Her hesaba gönderilecek zaten. Enerji bonus görevi gene bugün geliyormuş. Bunun dışında artefakt çıkarma. ...etkinliği e, Perşembe günü... ...geliyormuş. Ve bu... E, ...7 gün giriş etkinliği de yine... ...Çarşamba günü geliyormuş. Biraz da güncelleme... ...notlarına bakalım millet. Evet şöyle ineyim aşağı doğru. Arkadaşlar Carnage kategori 4... ...oluyormuş. E, bunu biliyoruz. Zaten... ...büyük ihtimalle alacağını söylemiştim... ...arkadaşlar ki tahmin ettiğim gibi çıktı. Şöyle bakalım. Ne diyor? Arkadaşlar... ...bir yeni kostüm var. Aslında bu bir yandan... ...güzel. Çünkü... Zırtbırt zırt. sürekli sürekli arkadaşlar kostüm almaktan ben bıktım. Belki siz de bıkmışsınızdır. Yani sonunda biraz az geliyor. Yani bu da bize biraz nefes almamız için e, fırsat fırsat veriyor arkadaşlar. Bence güzel oluyor. Şöyle bakalım karnıç nasıl olmuş şimdi? Arkadaşlar e, dövüşçü ve süper kötü gene aynı şekilde e, önceden olduğu gibi. Kostüme kostümü 1050 kristale düşecekmiş. Kostüm etkisine bakalım. Kostüm etkisi kendisine uyguluyormuş arkadaşlar. %30'luk bir YP artışı. Aynı zamanda da ee, ne diyor? Ee, şey diyor bir saniye bakayım şuna bir. Evet şey diyor arkadaşlar ee, %30 şansla kritik hasarı %100 artırır diyor ama kritik saldırı yaptığınız zaman e, oluyormuş. Güzel. Ee, evet, kategori 3 yeteneği değişmiş arkadaşlar. Ee, ne gelmiş? Şöyle bir bakalım. Yani önceki kategori 3 neler vardı hatırlamıyorum ama gene de bir bakalım. Kanama var, sersemletme var, korku var, ee, snare, snare neydi? Kapandı yanılmıyorsam, kapan var. Ee, daha sonrasında... Evet, bütün defanslarda azalma var. Belli delme etkileri vardı, okunmazlık var. Güzel görünüyor aslında. Gayet. Liderliğinde ne var? Evet, liderliği güzelmiş bu arada. Arkadaşlar liderliğinde bütün simbiyot müttefiklere veriyormuş. Zayıflatıldığında zayıf atıldığında uygulanacak olan tüm şey tüm simbiyot müttefikler tüm zayıf atmaları kaldırır ve bütün defanslarda da %30'luk bir e, artış sağlıyormuş. Gayet güzel. Pasifine bakalım. İki pasifi de kendisine veriyor. İlk pasifinde kendisine e, kritik hasar artışı veriyor. Güzel. Kritik hasarını kolay bir şekilde fullleyeceğiz. Kritik oranı artış veriyor. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Bu karakteri fulllemesi kolay olacak. E, ve kanama hasarına karşı bağışıklığı varmış. Kategori 2 pasifinde ne diyor? Eee Evet savunma aşma bağışıklığı var. Gayet güzel. Ee, yetenek hasarında ve bonus hasarında artış var ve alınan hasarda %40 azalma var. Güzel yani. Yani baktığım zaman arkadaşlar genel olarak şu anda pvp'lik yani şuraya kadar pvp'lik görünüyor. Bir de yeteneklerine bakmak lazım. Aktif yeteneklerine bakmak lazım. Bakalım. Birinci yeteneğinde çok bir şey yok. İkinci yeteneğinde de çok bir şey yok. Felç etme falan var. Kanama var. Üçüncü yeteneğine bakalım düşmana e, uyguladığı bir takım özellikler var. Sersemletme var. E, tüm hızlarda azalma var. Çok önemli değil. Kendisine uyguladığı bir takım özellikler varmış gene 3. yeteninde. %10 can yenilemesi var. Güzel. Aa evet. Arkadaşlar bu, bu iyi olmamış ya. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Ee, hani bazı arkadaşlar için bu sorun değil. Bazı arkadaşlar gene rahat bir şekilde kullanıyorlar ama ben ben arkadaşlar şu an bahsedeceğim özelliği oldum olası oyunda sevmedim. Ee, Carnage'da şu varmış arkadaşlar alınan hasar kadar saldırısı artıyormuş. Yani siz ne kadar hasar alırsanız o kadar fazla ee, saldırı yapabilecekmişsiniz. Ve Saldırı artışını bek... şey saldırı artışı alabilmek için de arkadaşlar hasar almayı bekleyeceksiniz. Bu birkaç karakterde var, Cersei karakterinde var. Geçenlerde bir ara kim gelmişti? Titania ya bu Titan da vardı bir de yanılmıyorsam. Ee, bu da arkadaşlar işte hani bekliyorsunuz ki düşman vursun size ki hasar artışınız devreye girsin falan. Yani ben ben bunu hiç sevmiyorum oyunda. Ee, yani bu 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 çok hoşuma gitmedi ama. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar kullanımı çok zor hale getiriyor ya yani hani hani e, eli alışan insanlar için gene biraz daha iyi olur hani şey olmaz e, çok zorluk çekmezler ama ben ben hiç sevmiyorum arkadaşlar bu durumu e, öyle bir olay varmış yani hasar almayı falan bekleme durumunuz varmış. Eğer ki pv'de falan kullanırsanız aslında pvp için güzel bir özellik ama pv'de kullanırsanız biraz e, sıkıntılı olacak. Devam edelim. Ne diyor başka? Ee, dördüncü yeteneğinde yine uygulanacak olan düşman kanaba var. Korku var. Felç etme var. Tüm defanslarla azalma var. Güzel. Kendisine uyguladığı bir takım özellikler var. Güzel bir delme etkisi var. Güzel. Ee, tüm saldırıda, defanslarda, hızlarda ve kritik oranında falan artış var. bayağı güzel. Evet. Ee, %100 olasılıkla tüm hasara karşı bağışıklık falan var. Güzel. Beşinci yeteneğinde o bayağı etki varmış. Kanama var, sersemletme var, korku var, kapan var, felç etme var. <laughs> yani e, arkadaşlar bu karakter büyük bir ihtimalle şeyde etkili olacak. E, İttifak Savaşı'nın efsanevi kısmı var ya büyük bir ihtimalle orada bayağı etkili olacak. E, bunun dışında kendisine %10 can yenilemi uyguluyormuş. E, dokunmazlık var. E, bir saldırı için hasar %80 artırma gibi bir özellik var. Yani genel anlamda güzel aslında arkadaşlar ama şu hasar alma olayını çok sevmedim. Onu belirteyim. Yani bu benim şahsi fikrim. Ama kullanılır mı, kullanılır gibi görünüyor. Devam edelim. Kancı kategori 4 oluyormuş. Kategori 4 yeteninden bahsetmiş. Ne diyor? Eee equal 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 to 70% of dealt, Evet. Arkadaşlar can yenilemesi var. Ee, can yenilemesi ama hasarına bağlı olarak. Yenileniyormuş. Verdiğiniz hasarın sanırım %10'u kadar can yeniliyorsunuz. İlginç. Yani e, düzenli bir can yenilemesi var. Hızlı bir can yenilemesi var. Güzel görünüyor. Bunun dışında... E, Temel hasarı verdiği temel hasarı %25 ile artırıyormuş. Yani genel anlamda aslında kategori 4 yeteneği güzel arkadaşlar. Ben kategori 4 yeteneğini beğendim. Kategori 4 yeteneği baya güzel. Tek sevmediğim bu hasar alma olayı oldu. Onun dışında iyi görünüyor. Yeni bir artefak geliyormuş arkadaşlar. Karnı içi bakalım ne varmış bu artefakta. Evet. Diyor ki arkadaşlar etkinleşme oranı can %5'in altına düştüğünde yani artefak sizin canınız %5'in altına düştüğünde aktif oluyormuş. size savunma açma bağışıklığı veriyormuş ama bu bunda niye gerek varmış ki? Zaten burada yok muydu pasifinde? kategori 2 pasifinde de aynı şey var. Evet ilginç. Yani kategoriki pasifinde de zaten e, savunma bağışıklığı var. Artefaktında bir daha var. Çok da gerek yokmuş bence. Neyse. Ee, evet. Bu Güzelmiş. Arkadaşlar sanki karnıç biraz pvp'lik olmuş gibi. Niye biliyor musunuz? E, çünkü artefaktında bir de şunu söylüyor size. Diyor ki YP1'in altına düşmez. Yani bu bir ölümsüzlük artefaktı. Tıpkı Wolverine gibi. Tıpkı Hela gibi. Bu karakter ölmeyecek arkadaşlar. Sizin e, bir de duracak. Daha sonra canınız yüzde 50 kadar yenileyecek. Canınızın yarısı tekrar dolacak. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? E, bu karakteri öldürmesi oldukça zor olacak gibi duruyor. Yani evet, PvPlik olmuş olabilir. Pvde de görmek lazım ama e, bakalım ne kadar etkili olacak onu da göreceğiz. Yani özellikle Artifact'ı varsa bayağı sağlam olacak. Onu da belirteyim. Evet. Aaa güzel olmuş bu. Bu çok güzel olmuş. Arkadaşlar Gore karakteri bayağı kötü olmuştu. Hani e, ben test etmedim henüz. Biliyorum farkındayım. Çok yakın bir zamanda gelecek. E, neredeyse bitti karakter arkadaşlar. E, hemen hemen kastım. E, ama videosunu atamamıştım. Ancak arkadaşlar duyduğum kadarıyla herkes bu karakteri kötü diyordu. Bayağı kötü olmuş falan diyordu. Ancak... Ancak arkadaşlar e, Gore karakterini güncelleme geliyor. Herkes şikayet ettikten sonra bu karakteri güncellemeye karar vermişler. E, bu karakterin de o bayağı da bir yeteneği yenilenmiş. Evet bakalım genel anlamda ne yenilenmiş ona bakalım. Evet genel olarak arkadaşlar hasarı kısmında oynamışlar. Hasarı artmış. Bir de evet ikinci yeteneğinde belli etkiler devreye sokmuşlar. O güzel. İkinci yeteneğinde bir de arkadaşlar şey var. Ha birinci yeteneğinden kaydırmışlar ikinci yeteneğini anladım. Arkadaşlar ikinci yeteneğinde şunu da eklemişler. Şöyle hedefleme yoksa etkisini uygulayan karakterlere gene de vurabilme özelliği eklemişler. Yani görünmezliği yok sayma özelliği eklemişler. İkinci yeteneğine ki bu da çok güzel. PvP'de işimize yarayacak. Aynı zamanda hasarı artırmışlar. Aynı zamanda şey yapmışlar. E, delme etkileri falan eklemişler. Birinci yetenekten taşımışlar. Güzel olmuş. Kategori 3 yeteneğinde de e, saldırıda art, şey artış yapmışlar. Yani genel anlamda güzel görünüyor. Bir test etmek lazım tabi. Bu arada görünümünü de biraz değiştirmişler karakterin. Şu anda daha iyi görünüyor bence. Bu da güzel. Güzel. Arkadaşlar Gore karakteri düzeltilmiş. Yani e, direkt düzeltilmiş haliyle video atacağım. Bakalım ne kadar etkili olacak. E, çok az bir şeyi kaldı arkadaşlar. Hemen hemen bitti sayılır. E, çok yakın bir zamanda bu karakterin de videosu gelecek. Şöyle devam edelim. Evet, bir takım daha arkadaşlar düzeltmeler falan olmuş ondan bahsetmiş. E, belli bir takım hatalar falan varmış. E, şöyle önemli bir şey var mı diye tabii bakabilirim gene ama. Evet. Evet arkadaşlar ufak tefek hatalar varmış onu halletmişler. Çok önemli bir şey göremedim. Evet Ajan Verum'un dördüncü yeteneğinde bir takım ufak bir problem varmış onu düzeltmişler. Evet arkadaşlar genel olarak bir takım düzeltmeler var. Çok önemli bir şey yok. Evet, genel olarak sanırım bu kadardı. Aslında haberler kısmında da ufak bir şey vardı galiba. Bir de ona bakalım. Bir de arkadaşlar ufak bir haber var. Ee, bu Apple tarafından gelmiş, daha doğrusu App Store için gelmiş. Ee, yani App Store kullan kullanan kullanıcılar için bir fiyat artış olacakmış. Ancak arkadaşlar e, bizim ülke neyse ki içlerinde yok. Bu biraz şaşırtıcı aslında. Yani düzenli olarak zam almaya alışmıştık aslında ama. Ama ilginç bir şekilde bu sefer eklenmemişiz. Yani şey var arkadaşlar ülkeler arasında Mısır var, Japonya var, Malezya var, Pakistan, işte Polonya, şey Güney Kore falan filan, işte İsveç falan var. Bir takım ülkeler var işte bu şekilde fiyat artışı yaşayacak. Ama zaten arkadaşlar biz düzenli olarak alıyoruz artık hani bu ülkeler ayda yılda bir geliyordur da. Yani bize de ara ara geliyor. O yüzden çok da şey yapmıyorum. Hani takıldığım bir şey değil. Neyse. Arkadaşlar genel olarak böyle yani. Ben açıkçası güncellemeyi falan beğendim. Gayet iyi görünüyor. Bakalım göreceğiz ne kadar iyi olduğunda. Ama benim bahsedeceklerim bu kadar. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin millet. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.